Merhaba. Eğitim analizi sonuçlarına göre görsel ve işitsel öğrenme stiline sahipsin. Nasıl verimli ders çalışabileceğini bugün birlikte konuşacağız. Haydi hazırsan başlayalım. Öncelikle çalışma ortamının nasıl olması gerektiğini iletmek istiyorum çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Mutlaka çalışma ortamının düzgün ve tertipli olması gerekiyor. Dağınıklıktan uzak, göz zevkini bozucu etkiler, etkilerden uzak olması lazım. Bu bitmiş boş bir bardak, e, kalem ucu, silgi pisliği gibi e, etrafında göz zevkini bozucu etkenler olursa dikkatin çok çabuk dağılabilir. Aynı zamanda sessiz bir ortam olması çok önemli. Bunun için kütüphaneleri vesaire tercih edebilirsin. Eğer evde çalışacaksan da odanın kapısına bir yazı asabilirsin. Eğer birilerinin seni rahatsız etme endişesi duyuyorsan, rahatsız edebileceği endişesi duyuyorsan. Çünkü sessiz olması lazım. İşitsel tarafın da güçlü olduğu için sadece derse odaklanabilmeni sağlamamız gerekiyor. Loş ya da canlı ışık tercih edebilirsin. Bu birazcık daha canlı ışık kullanabiliyor olman senin için açından da çokça verimli olacaktır. Verimli çalışma kurallarından bahsedelim. Ders kitabın tabii ki olmalı ama video izlemek de bu süreçte senin için çok önemli. Video izlerken görselleri, şemaları, renkleri takip edebiliyor olman, görsel yanını kullanabileceğin için etkili öğrenmeni sağlayacak. Yüksek sesle ders çalışabilirsin. Video izledikten sonra aynı konuyu yüksek sesle bağıra bağıra anlatabilirsin ya da birilerine anlatabilirsin konuyu. Videolardaki görselleri incelemen çok önemli. E, video izlerken de sesi çok iyi duyman lazım. Sesini de birazcık yüksek sese getirebilirsin. Yine şekillerden, haritalardan, görsellerden, tablolardan yararlanmak da daha kolay öğrenmeni sağlayacaktır. Not alarak çalışmanı kesinlikle öneriyoruz. Not alırken de aldığın notları yüksek sesle okuyup tekrar edebilirsin. Bir de not alırken postitler, renkli kağıtlar, renkli kalemler kullanma gözüne hitap edeceği için bilgileri çok daha kolay hatırlamanı sağlayacaktır. Bazı kırtasiye malzemeleri kullanman da çok önemli. Bu süreçte defterin, kitabın tabii ki olsun. Renkli kağıtlar, renkli kalemler, postikler kullanabilirsin. Bir kulaklığın olabilir daha rahat öğretmeni duyabilmek için. Aynı zamanda yine harita, şekil, atlas ve benzeri araçlardan da yararlanabilirsin. Artık görsel ve işitsel öğrenme sahip bir birey olarak Nasıl ders çalışman gerektiğine daha fazla hakim olduğunu düşünüyorum. Bu teknikleri uyguladığında zaten çok daha fazla verim aldığını da görmüş olacaksın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.